Merhabalar, ben Kötü İskrafte ve PlayStation 6 2 mod tanıtımımızın ikinci parçası diyebileceğimiz, daha sonra dördüncü parçası oluyor. Dördüncü parçası diyebileceğimiz ama aslında tanıtımın bir parçası olmayan, sadece bir iki tane konsepti daha iyi anlamamızı sağlayacak bir video ile karşınızdayız. Başlıktan da anlayabileceğiniz gibi bu video kanallar ve alt networkler üzerine, yani channel'lar ve sub networkler. Evet. İlk olarak evet, Applied Energy 6. Applied Energy 6 ismini de alalım. İlk olarak kanallar hakkında bildiğimiz ilk detay. Smart Cable kullanacağım tüm tanıtım boyunca çünkü kanalları daha rahat görün diye. Ardından bir adet Creative Energy Cell alalım. Enerji olayını biliyorsunuz zaten. O yüzden Creative Energy Cell kullanıyorum. Şu an bu başlı başına bir ME Network. Küçük bir ME Network olsa da. Eğer bunun içine gidip bir adet ME Drive, 2 saniye müzikleri kapayacağım. Bir adet ME Drive koyarsak, gördüğünüz gibi bir tane kanalı kullandı bile. Ardından bir tane de ME Terminal, Crafting Terminal. Bulabilirsem Interface Terminal, Terminal, Crafting Terminal. Evet. Sonrasında da bir tane wrench alacağım. Seni bir başka yere yerleştirmek istiyorum. Evet, şöyle yerleştireceğim. Sonrasında da bunun içine storage cell'ler atarsak eğer. Ve rastgele aldığımız itemlarla dolduralım içine. Gördüğünüz gibi gayet düzgün bir ME network olarak çalışıyor. ME kontrollere ihtiyaç duymadan. Fakat bunun bir limiti var. Sadece 8 kanalı destekliyor. Görün, yani kısacası 8 kanalı destekliyor derken bu ne demek oluyor? 3 kanal, 4 kanal, 5 kanal, gördüğünüz gibi bir tanesi renk değiştirdi. 6 kanal, 7 kanal, 8 kanal. Şu an tam limitini doldurduk ve achievement almayı başardım. Ama bunu eklediğim takdirde bütün ME network çöküyor. Çünkü çok fazla kanal var. Peki, bunu önlemek için ne yapabiliriz? İlk olarak ME controller. Onu zaten tanıtımda göstermiştim ama bu biraz tekrar olacak. ME controller'ı şuraya yerleştirelim. Gördüğünüz gibi buradan sekiz kanalımızı yerleştirdik. Dokuzuncuyu yer... Evet, şu an oradan itibaren kopmaya başladı. Tamamdır. 8 kanalımızı kullandık burada. Peki. Şunu şöyle kaldıracağım. Fazla kablo o. Ayrıca şuradan da bir hap döşeyelim. Ve buradan da 8 kanalımız var. Ve bildiğiniz gibi yani kısacası şu an bundan 1, 2, 3, 4, 5. Şu ana kadar bildiklerimizde 5 tane 8 kanal elde ettik. Ama aslında bu değil. Çünkü işin içine dense kablolar da giriyor. Çok daha pahalılar fakat çok daha güçlüler. Bunlar her biri 32 tane kanal taşıyor. Ne kısacası 4 tane 8'lik kat geçirebiliyorsunuz içinden.
Hatta bir gösterim de yapacağım. En kolayı emin terminaller olduğu için emin terminallerle gösteriyorum. Burası 8. 2, 3, 4, 1, 2. Yine yanlış yerleştirdim. Evet, 8. 1, 2, 3. Hatta şunu da direkt şöyle. Evet. Gördüğünüz gibi bunun da bütün kanalları bu şekilde doldu. Bu arada Black kullanmışım ancak oraya FluX kullansak çok daha rahat görebilirsiniz her şeyi. FluX. Evet. Gördüğünüz gibi bu şekilde kanalları daha büyük bir biçimde yönetebiliyorsunuz. Fakat bu da çoğunlukla yetmiyor. Şurada ikinci bir network'ümüzü oluşturacağız. Kontrollerimizi alalım. Controller gel. Şimdi diyelim barrel var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Bu arada 6'ya 6 ayırıyorum çünkü önemli bir sebebi var. Evet. Böyle bir depolama alanımız var. Eğer bunu storage bus'larımızı alalım. Tabii Thunder bulduk. Bu şekilde yerleştirelim. Buradan itibaren alt network'lere biraz girişeceğiz. Alt network'lerin birkaç farklı şekli var. Onları tek tek size göstereceğim. Ranch gel. Ve evet, smart cable'lar. 6 farklı renk smart cable alıyorum. Aslında pardon, 7 farklı smart cable alabilirdim. Pardon, 7 tane barrel yerleştirebilirdim ve bu yapmamam gereken şeydi. Evet, bildiğiniz üzere farklı renkteki kablolar birbirine bağlanmıyor. Ve ardından hatta 7.leri de yerleştirelim. Ya da yerleştiremeyelim. Evet. Sonrasında yapmamız gereken ilginç bir şey var. Storage bus alalım bir tane. Bir tane daha brown alalım mesela. Ve ne yapacağız? Yapmamız gereken şey ilginç. Interface alalım. Emi interface. Ve emi interface'lerimizi şöyle yerleştirelim. Sonrasında da storage bus'ları bu şekilde yerleştirelim ve ben dünyaya girmeden önce burayı kırmayı unuttum. Daha sonra kırmayı başardım. Storage bus, interface, storage bus. Dünyaya girmeden önce şurayı ayarlamayı unuttum. Ve bu brown network'ümüzü de koyalım. Ama bunu yapmadan önce bir şeye daha ihtiyacımız var. O da quartz fiber cable. Çünkü bu alt network'lerin bir yerden enerji alması lazım. O enerjiyi ana network'ümüzden Quartz Fiber Cable ile aktarıyoruz. Quartz Fiber Cable sadece enerjiyi aktarıyor ve şu sesi komple kapayacağım çünkü koyun sinirim bozdu. Quartz Fiber Cable hiçbir şekilde kanalları aktarmıyor, yani
İki network tamamen birbirinden bağımsız. Fakat diğer yandan birbirine enerji olarak bağlılar. Ve voila. Şimdi her birine farklı bir item koyacağım. Hemen geliyorum. Evet, ve gördüğünüz gibi hepsini bir item'la doldurduk. Bu bütün barrel setlerinin hepsi bir item'la dolu. Ve şurayı da bir alt network'e dönüştürdüm. Yine aynı yöntemle storage bus ve interface şeklinde. Bu şekilde bunlar buradaki verileri tamamen okuyabiliyor. Ve gördüğünüz gibi burada sadece bir tane kanal var. Şu köşede görüyorsunuz. Bir tane kanal kullanılıyor. Diğer hiçbir kanal kullanılmıyor. Burada ise 6 kere 6 36 tane kanal. Sadece bir tane kanal kullanılarak ve voilà. Hepsine çok rahat erişebiliyoruz. Oradaki bütün item'lar gayet net bir biçimde gözüküyor. Evet, kanallar tam olarak böyle bir işe yarıyor. Bunun yanı sıra alt networklerle, alt networkler tam olarak böyle bir işe yarıyor. Alt networklerle şu şekilde de bir iş yapabilirsiniz. Şu arkadaşlarımızdan tekrar alalım. Diyelim, merkezi bir network'ünüz var. O sadece depolamaya yarıyor. Hatta merkezi depolama network'ünü kuralım. Hatta zaten kurduk. Bu merkezi depolama network'ümüz. Burası sadece depolamalıkla oluşuyor. Bu arada gördüğünüz gibi böyle bir kontroller koyabilirsiniz ve iki kontroller arasında herhangi bir çakışmaya sonuç yaratmıyor. Yani kısacası devasa bir network'ü aslında alt network olarak kullanabilirsiniz. Ayrıca iki tane network birbiriyle tamamen iletişim içinde bir halde alt network olabilirler. Yani şu an bu iletişim sadece tek taraflı, bundaki veriler okunuyor. Fakat bu ana network'teki verileri okuyamıyor. Bunu yapmanın yolu buna enerjisel koymamıza gerek yok. Ve şuradan da seni alalım. Interface, storage bus, storage bus, interface. İki tane kanal kullanmamız gerekiyor bu koşulda. Fakat bunun sayesinde yaptığımız olay şöyle bir şey oluyor. Hatta yapalım. Emmy chest. Bir Emmy chest. İki Emmy chest. Storage cell'lerimizi koyalım. Buna ve buna. Bunun içinde şu ikisi olacak. Bunun içinde ise bu üçü. Dersi orada da üç taneydi. Ve buraya tıkladığımız takdirde gayet iki MHS'tekileri de görebiliyoruz. Aynı şekilde bunu da görebiliyoruz. Kısacası böyle tamamen birbirinden bağımsız ama birbirinin bütün itemlerini okuyabilen iki tane MH network yapabilirsiniz. Tamamen ihtiyacınıza bağlı olarak bazı alt networklerde neticede ana networkten bir şeylere erişebilmek de gerekiyor. Ve bunu bu şekilde kullanabilirsiniz. Eğer sadece ana network'ün erişmesi lazımsa bu şekilde kullanırsınız. Ya da sadece alt network'ün bir şeylere erişmesi gerekiyorsa bu da ihtiyacınız olabilir. Tam tersi bir biçimde kullanabilirsiniz. Bu mini networklerin en basit hali. Bunun yanı sıra crafting'leri de alt network'leri yaptırabilirsiniz benzer bir yöntemle. Şuraya pattern'ları koyduğunuz takdirde ana network crafting işini buna yönlendirecek alt network'e. Alt network eğer yapacağı şeyi biliyorsa, yani kısacası
X işi için şunları 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 şu makinelere yönlendireceğini biliyorsa onları yapacaktır. Hatta size hızlıca bir örnek hazırlayalım. Evet, ve geri geldik ve karşınızda test subnet, crafting subnetwork'ümüz. Yani biraz karmaşık geliyor gözünüze biliyorum, ancak açıklayacağım. Bu bildiğiniz emitterlerimiz, NHS'imiz, şunları bu depoluyor. Şurası pattern yaratmak için kullandığımız kısım ve pattern'ımız bu. Bir adet silicon plate, bir adet redstone ve bir adet de gold ingot'ımız da bir adet logic prosesör yapıyor ki logic prosesörün crafting'ine baktığımız takdirde şuradan bakalım. Gördüğünüz gibi bir tane printed logic circuit ve bir tane printed silicon ve bir adet redstone lazım. O da bu şekilde, bu da bu şekilde. Şurası crafting prosesörümüz, güç kaynağımız. Ve burada işler biraz ilginç. Bir adet ME interface, blok şeklinde kullandım çünkü Itiner'ı da bundan geri almak istiyorum. Şurada quartz kablomuz ve bir adet de export busumuz. Export busumuz logic prosesörleri buraya atıyor. Bu chest buffer olarak yer alıyor ve zaten içinde sadece 1K storage cell koydum. Bu tamamen bir buffer. Yani buffer'dan kastımız tamamen malzemeler buna gidecek. Bu yavaş yavaş işleyecek. Ve işin eğlenceli olduğu kısım burası. Burada iki tane daha subnetwork'ümüz var. Yapılan iş tam olarak şu. Bu silikonları buna, bu redstone'u buna, bu da gold'u buna atıyor. Bunlar burada işleniyor ve şu arkadan alınıyorlar. Arkadan alınıyor diye biliyorum. Alttan da alınıyor olabilir. Siz test edersiniz. Ve şuradaki storage cell ile, storage bus ile şu ortaya atılıyorlar. Üste ve alta. Bunlar bu şekilde. Quartz fiber cable'lar makineye ve alt network'lere enerjimizi sağlıyor. Ve bu sayede bu taraftan sadece bir tane kanal kullanarak tüm bu crafting işini yaptırıyoruz buna. Evet, bize 10 tane yapsın. Gördüğünüz gibi malzemeler buraya depolandı. Evet, üstteki bitti. Buraya geldi. Ve burada da işlenmeye başladılar. Üste tekrar işleniyorlar. Alttaki de işlendi ve bu da geldi. Ve gördüğünüz gibi logic prosesörlerimiz bu şekilde hızlıca işleniyor. Alt networklerde tam olarak bu şekilde çalışıyor. Yani alt networklerle neler yapacağınız tamamen sizin yaratıcılığınıza bağlı. Bu arada şurası da bir interface. Yani iki interface birbirine bağlı. İki interface'in birbirine bağlanmasıyla da bu şekilde alt networkler yapabiliyorsunuz. Crafting işlerini yapmak için bunları tercih edin. Ya da başka bir iş yaptırmak için. Evet. Dediğim gibi geri kalanı sizin yaratıcılığınıza kalmış durumda. Ayrıca başka bir nokta daha aklıma geldi. Bir yerde sürekli şunlardan şu sayıda bulunsun diye ayarlayabilmek için bir adet interface'e şunlar bu sayıda bulunsun, bir tane de storage bus oradan okur gibi düşünebilirsiniz. Geri kalan tamamen sizin yaratıcılığınıza kalmış. Applied Energy 6'te kanallar ve alt networkler hakkında sorularınız varsa altta yorum kısmında sormayı unutmayın. Elimden geldiğince yanıtlamaya çalışacağım. Ya da izleyiciler yanıtlamaya çalışacak. İlk hangimiz yanıtlarsak eğer. Geri kalan sorularınız için İngilizceniz varsa eğer Applied Energy 6'in wikisine gidebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Köftesi köftenin günler. İyi eğlenceler.